Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda artık nihayetinde merkezi atama sürecini detaylı bir şekilde konuşmuş olacağız. Herkese hayırlı olsun. Son 10 yılın hatta tarihte merkezi atama bünyesinde ilk defa bu kadar büyük bir atama karşımıza çıktı. Normalde 2200, 1800, 2500, maksimum 2600, 2700 gibi bir rakam görüyorduk. Bu atamada ise 3742 atama görmüş olacağız arkadaşlar. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Tabi bir kısmı çok çok mutlu, bir kısmı biraz üzgün, bir kısmı muallakta, ne olacak ne bitecekle ilgili kısmı net olarak bilmiyor. Bizler de elimizden geldiği kadarıyla bütün süreci beraberce konuşmaya gayret göstermiş olacağız. Başvuru sürecinden ta ki başvuru bitirine kadar, hatta sonuç açıklanıp sizler işe başlayana kadar elimizden gelenin en iyisini yapmış olacağız. Lütfen sizlere de tüm bu emeklere karşılık şu an beni izleyen herkes videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan doğru tercih sürecinden haberdar kalmayı ihmal etmeyiz arkadaşlar. Tabii 3742 atama içerisinde daha öncesinde tahmin etmiştik bu rakamı. 4000'e yakın bir rakam gelebilir demiştik. Nitekim de öyle oldu zaten. 3742 rakamının gelmesinin en büyük temel sebebi Ticaret Bakanlığı'nın merkezi kadroya aslında pay ayırmış olmasıydı. 1500 kişilik kadrolu memur ataması burada yer alıyordu. Birazdan da zaten ekranda göstereceğim sizlere. Ticaret Bakanlığı bünyesinde veya bunların haricinde lise, ön lisans, lisansların kadro sayılarını tek tek aktarmış olacağım. Sizden istirhamım, sizden ricam. Lütfen daha öncesinde atanan dostlarım. Örnek verelim, Gençlik ve Spor Bakanlığı atanmıştır. İşte KYK Yurt Yönetimi Memur Atamasına atanmıştır. Veya bunun haricinde farklı bakanlık veya farklı üniversite kadrosuna atanmıştır. Atanan dostlarım oradaki memnuniyetini göz ardı etmeden, yani sizler burayı işgal etmeden, buradaki kadroları yakmadan lütfen bir kez daha düşünün. Oradaki mutluluğunuz, oradaki rahatlığınız sizler için daha mı iyi olacak, yoksa ben buraya mı başvursam daha iyi olacak? Bunu lütfen iyi bir şekilde düşünerek aslında hareket etmiş olun. Şu an atanacak olan dostlarımıza da bu şekilde yol vermiş oluyorsunuz. Yine bilgisini aktarmış olayım sizlere. Umarım her şey yönünüzce olur. Şimdi tek tek konuşmaya başlayalım arkadaşlar. Sizler öncelikle ne yapacaksınız onun bilgisini vereyim. Bakın 2023 merkezi atama sürecini zaten ben web sitemizde yayınladım. En aşağı geliyorsunuz, bütün detayları zaten rahatla okuyabileceğinizi belirtmek istiyorum. Burada tüm kadro pozisyonları için tıklayınız sekmesini göreceksiniz. Başvuru yapmak için sekmesini göreceksiniz. Buradaki kadro pozisyonlara geldiğiniz takdirde şu sayfaya gelmiş olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Burada lise, ön lisans, lisans, bütün kadro pozisyonlar ayrılmış durumda. Hepsini tek tek birazdan da kontrol edeceğiz zaten ki ben bunları ayrı ayrı videoda çekip sizlere yayınlayacağım. Şu an sadece kabataslak bilgisini vereceğim arkadaşlar. Ön lisans, lisans için ayrı ayrı bakmış olacaksınız. Akabinde orta öğretim, ön lisans ve lisans için nitelik kodları. Nitelik kodları ne anlam taşıyor? Özel koşullar ne anlam taşıyor? Bakın, nitelik koşullardan hemen bir tanesinden örnek vereyim. Bu lise. Fark etmez, her biri için aynı şey geçerlidir arkadaşlar. Eğer sizler nitelik koşulları değil de bakın şu 7 ile 6 ile başlayan özel koşullar yazıyorsa 7, 6 ile başlayan bütün özel koşulları taşımak zorundasınız. Burada 3 tane özel koşul var. Her üçünü taşımak zorundasın. Veya bunun haricinde bakın aşağı geldim. Burada iki tane farklı nitelik kodu var. 2065, 2067. İşte farklı farklı bölümden mezun olma şartı var. İki tane bölüm şartı olduğu için bir tanesini taşımanız yeterli olacaktır. Yani nitelik koşullarından bir tane, özel koşulların ise hepsini taşımak zorundasınız. Bu lise içinde, ön lisans içinde, lisans içinde. Hepsi için geçerlidir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Peki nitelik kodunu ben nasıl öğreneceğim? Örnek verelim, yine lisanstan örnek verelim mesela. Sizler bu kılavuzu açtığınız takdirde bilgisayar üzerinden yapın daha iyi olacaktır arkadaşlar. Telefondan da yapabilirsiniz tabii ki ama bilgisayardan yaparsanız bu göstermiş olacağım yöntemleri çok daha rahatla yapacaksınızdır. Bu nitelik koşullarına geldiniz. Bakın şurada lisansa tıkladınız. Lisans için nitelik kodları dediniz ve bu sayfaya geldiniz. CTRL-F diyorsunuz. Kamu yönetimi mezunusunuz örnek verelim. Kamu yönetimini yazıyorsunuz CTRL-F yazmış olduğunuz arama butonuna. Kamu yönetimi yazdığınız takdirde nitelik koşulunuzun ne olup olmadığını buradan görüntüleyeceksiniz. Bakın 4503 diyor. 4503'lü olan yerlere başvuru yapacağın anlamına geliyor. 4503'e hemen geldim. Bakın şuradan lisansı gördün. Lisans kadro pozisyonları açtın. Lisans kadro pozisyonları içerisinde sen şöyle 4503'ü daha önce aratmıştık. 4503'ü geldin. Lisansa yazdım. 4503. Bu tamamen bir örnek. Siz hangi bölümden mezunsanız
onu o şekilde yazabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. 179 farklı kategori açılmış. Bu 179 kişi açılmış anlamına gelmiyor. Bakın burada 5 kişilik kadro var. Burada işte örnek verelim 10 kişilik kadro var, 1 kişilik kadro var, 2 kişilik kadro var. Bunların toplamı belki de işte 600'ü, 700'ü, 800'ü atamayı kadroyu geçmiş olacaktır. Bunun net sayısını henüz araştırmadım, tespit etmedim. 4503 ile beraber 179 farklı kategoriye seçebileceksiniz. Bu 179 farklı kategoriden sadece 30 tanesini tercih edebiliyorsunuz. Çünkü toplamda her biri için 30 tercih kadro ayrılmış sayı arkadaşlarım. Maksimum 30 tane tercih vereceğiniz için doğru tercih yapmanız gerekiyor. Doğru tercih videosu ile ilgili detayları da aktaracağım. Şu an ilk defa merkezi atamaya katılacak olan dostlarım için bir tanıtım aşamasında olduğumuzu unutmayalım sevgili arkadaşlarım. Evet, nitelik kodları bu şekilde. Nitelik kodlarını bu şekilde öğreniyorsunuz. Ve lise, ön lisans, lisans için ayrılan kadrolar bu şekilde. Şimdi Ticaret Bakanlığı kime pay ayırdı? Ticaret Bakanlığı'na baktığımız takdirde bakın şöyle göndereyim, biraz daha yaklaştırayım. Ticaret Bakanlığı bu atamada kadro açmış, görmüş olduğunuz üzere 1500 kişilik kadrolu memur atamasını bizlerin karşısına çıkarmış durumda. Peki buraya kimler başvurabiliyor? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Ticaret Bakanlığı'na geldiğimiz takdirde bakın nitelik kodları genel itibariyle İİBF'ye ayrılmış olduğunu görmüş durumdayız. Yani İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu dostlarımız bugün yine şanslı kişiler arasında yer alıyor. Hayırlı uğurlu olsun. 4001 nitelik kodum olsun. İİBF'ye mi ayrılsınla ilgili birçok talep gelmişti. Tabii daha öncesinde yapmış olduğumuz çalışma Ticaret Bakanlığı muhakkak merkezi atama içerisinde yer alsın. Kime ayrılacağı konusunu bilmiyorduk. Bugün itibariyle netleştirmiş olduk. 4421, 4426, 4427, 4429, 59, 4465 gibi farklı farklı nitelik koşulları mevcuttur. Ve bunun haricinde 4503, 4507 farklı farklı nitelik koşullarının var olduğunu buradan görmüş oluyoruz arkadaşlar. 4421 kime aittir? Hemen bakalım örnek mahiyetinde. 4421'in ekonomi, iktisat gibi bölüm mezunu ayrılmış oldum. Veya bunun dışında 4507'ye bakalım. 4507 kime ayrılmış? Bunları bu şekilde ayırt edebileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve kamu yönetimi gibi farklı farklı alımlar mevcuttur. Peki herhangi bir lise mezunu, herhangi bir ön lisans mezunu veya herhangi bir lisans mezunu kimler nereye nasıl başvurabilir? Onun hakkında biraz bilgi vermek istiyorum size arkadaşlar. Bakın lise nitelik kodlarına geldiğimiz takdirde 2001 nitelik kodunu aratmış olacağız. Ve toplamda 5 kategoriden ayrılmış olduğunu görmüş durumdayız. Kimisinde 2 kadro var, kimisinde 1 kadro var. Kaloriferci atamasının var olduğunu, şoför atamasının var olduğunu görmüş durumdayız. Yine kaloriferci ve şoför atamasının 2001 yani lise mezunlarına ayrılmış olduğunu görmekteyiz. Bunun haricinde 3000 nitelik koduna baktığımız takdirde arkadaşlar toplam itibariyle 21 farklı kadro ayrılmış durumda. Tabii bunların özel koşulları da var. Özel koşulların 6514, 7302 var olduğunu lütfen unutmayın. Şoför atamasındaki ilanlardaki özel koşullara bakmanız gerekiyor. Özel koşullara nereden bakıyoruz diye soracak olursanız yine o da burada mevcuttur. Dediğim gibi zaten Bilgi Yıldızı web sitemizin en aşağı linkine bunu bıraktım. Tüm kadro koşullarına tıkladığınız takdirde şu sayfaya erişim sağlamış olacağınızı belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Ön lisans için de toplamda 21 farklı kategori açılmış. Lisansa geldiğimiz takdirde yani herhangi bir lisans mezunu nereye başvuru yapabiliyor? Hemen ona bakalım. Şöyle 4001 yazdığımız takdirde 32 farklı kadronun var olmuş olduğunu görmüş olacaksınız. Tabii 32 farklı kadro içerisinde sizlerin özel koşulları yine taşımanız gerektiğini lütfen unutmayınız. 4001'lere ayrılan bazı özel koşulların var olduğunu unutmayın. 7111, 7322. Buradaki dil şartından bahsediyor yüksek ihtimalle. Dil şartının var olduğunu buradan yine görüntülemiş olacağınızı belirtmek istiyorum. Ben yol ve yöntemi sizlere tanıttım, anlattım. Artık bundan sonraki aşamada lise için ayrı bir çalışma, ön lisans için ayrı bir çalışma, lisans için ayrı bir çalışma, doğru tercih nasıl yapılır veya bunun haricinde geriye kalan kısımları da ayrı ayrı videolarda aktarmış olacağım. Lütfen dediğim gibi bütün süreçten, bütün atamadan, bütün dönemden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize şu an için iyi bakın. Hoşçakalın.